Tabii şeye başlamadan önce fikirlerimize, düşüncelerimize milletimizin öncelikle başı sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah Rabbim bir daha bu memlekete böyle acılar yaşatmaz deyip bu haftaki şeyimize başlayalım. Şimdi tabii biliyorsunuz 6 Şubat'ta olan bir deprem var ülkemizde, ne yazık ki çok acı. Biz iktidarın bu süreç içerisinde, bunun adı siyaset yapmak değildir. Tabii o konuya da biraz sonra tekrar değineceğim ama biz siyaset yapmama kararı almıştık. Üzerinden 2 hafta geçti. Fakat iktidarın başından beri aslında bu işi siyasete döktüğünü görüyoruz. Bunun emarelerini de kendi açıklamalarından görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile başlayan bir süreçle oldu bu. Sayın Cumhurbaşkanı 2 gün sonra mı 3 gün sonra arkadaşlar biliyorsunuz ancak deprem yerine ulaşabildi. Çünkü vatandaş ülkeyi yöneten kişiyi yanında görmek ister. Bunu depremzede vatandaşlar için söylüyorum. Eğer ülkenin Cumhurbaşkanı orada olursa insanlara güven verir. Kızılay sınıfta kalmıştır. Bu süreç içerisinde AFAD sınıfta kalmıştır. İktidar zaten sınıfta kaldı. Bu AFAD ve Kızılay'ın sınıfta kalmasının en büyük sebebi de yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Tek sebebi. Çünkü bir yangın söndürmeye dahi Cumhurbaşkanı'nın talimatını bekleyen kurumlarımız var artık. Askerle ilgili biz ilk gün şunu dile getirdik. Dedi ki asker neden çıkmadı? Askeri sadece şöyle düşünmeyin. Normalde sivil vatandaşlarımızın askerlik yaptıkları 6 ay biliyorsunuz bir askerlik süreçleri var. 6 ay içinde bu askerlik yapan vatandaşlarımızın içerisinde kimler var? Kepçe operatörleri vardır mutlaka. Yani mesleki olarak da çok ciddi ve geniş bir dağılımı olan bir yapı askeriye. En kötü ihtimalle bunlar sahaya indirilebilirdi. Malatya'da ben İnönü mezunu olduğum için biliyorum. 2. Ordu var. 2. Ordu tamamen sahaya çıksaydı ben bu olumsuzlukların yaşanacağını zannetmiyorum. Nedense ordu bekledi veya bekletildi. Ve ordunun şunu da yapamaması lazım. Yani illa eğer o kurumun görevi ise o gün sahada olmak, birilerinden talimat beklememesi lazım. Ama ne yazık ki kurumların içi boşaltıldığı için bütün kurumlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatını beklediler. Buna valilerimiz de dahil olmak üzere. Bu olağanüstü bir durum. Ordu inisiyatif alıp çıkabilirdi. Bu çünkü insani bir yardım. Ordu burada darbe yapmıyor. Bizim dönüp güveneceğimiz kim? Askerler. Kaç gün sonra ordu çıkınca sahadaki çalışmaların ne kadar farklı yürüdüğünü hep beraber şahit olduk. İşte madencilerimiz ciddi bir koordinasyonsuzluk, ilk günden yardımların ulaştırılamaması, ulaşamaması. Dün ben kişisel ilişkilerimle Malatya'daki bir köye çadır gönderdim. Sırf kişisel orada okumam hasebiyle dostlarımız var. Ricayla gönderdik. Ulaşmıyor. Hala çadırı olmayan köyler var. Bunu biliyoruz. Her gün televizyonlardan da izliyoruz. Şimdi o zaman Kızılay'ın çadır stoğu nerede? AFAD ne iş yapar? Yani AFAD ok atmakla AFAD başkanlığı olmuyor. Yani ya hak diyerek de olmuyor bu iş. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz konu yine her zaman olduğu gibi kader planına bağladı. Evet biz hepimiz kadere iman etmiş insanlarız. Kaderle ilgili hiçbir alıp veremediğimiz yok. Fakat Peygamber Efendimizin şu lafını da unutmasınlar. Deveni sağlam kazığa bağla sonra tevekkül et. Bunu peygamber diyor biz demiyoruz. Biraz da orayı da dikkate alırlarsa bence çok daha sağlıklı sonuç alırlar. Mühendisler ve Mimarlar Okulu'na ilahiyatçı rektör atandı biliyorsunuz. Sonra istifa etti baskılardan ötürü. Bunu da ayrıyeten belirtmek istiyorum. Yani vatandaşlarımız çünkü biz çabuk gerçekten çabuk unutuyoruz. Gündem değiştiği an unutuyoruz. Sinan Ateş'e de değineceğim. Zamanı sırası değil denebilir ama tam zamanı ve tam sırası. Çünkü biz unuttukça mevcut iktidar unutmamızı istiyor zaten. Genel Başkan her cuma hatırlatacağım dedi. Bu cuma da hatırlattı.
fitne peşinde diye bir kısım milletvekilleri açıklama yaptılar. Biz fitne peşinde değiliz. Biz bir cinayet varsa 10 şehirde olan cinayet gibi biz onları da cinayetli olarak değerlendiriyoruz. Bir cinayet varsa bunun müsebbibi vardır. Cinayet kendi kendine işlenen bir şey değildir. Bunun müsebbiplerinin bulunması lazım. Bakın ne yapıyorlar? 4-5 tane müteahhiti içeri alıyorlar değil mi? Bununla bitiyor mu? Hayır. Biraz önce sohbet ettik. Ne dedik? Aynı firmanın hem yapı denetim firması var hem de inşaat müteahhitlik firması var. Ne oluyor? Kendi kendini denetliyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Mutabakat metnimiz var. 30 Ocak'taki lansmanda. Bakın oranın 164 ve 178. sayfaları arası depremle alakalı yapacaklarımızla ilgili şeyler var. Maddeler var. Deprem olmamıştı 30 Ocak'ta. Ama bunun olması elzem. Çünkü biz deprem ülkesiyiz. Bunun önlemini alacak olacak olan da iktidardır. O değil. Onu alacak olan da iktidardır. Fakat iktidar dediğim gibi her şekil ve şartta enkazın altında iktidar kalmıştır. Devlet kurumlarını devletin kolonları olarak düşünürsek devlet kurumlarının içi boşalmış, o kolonlar kırılmıştır bu depremde ve enkazın altında Cumhurbaşkanlığı sistemiyle iktidar kalmıştır. Bu nettir. Onun haricinde tabii ki atamalar oluyor işte ilahiyatçılar bir yere, bizim ilahiyatçılarla problemimiz yok. İmamlarımızla da bir problemimiz yok. İyi imamsak iyi imam olsunlar, bize dini anlamda katkı sağlasınlar. İyi bir ilahiyatçıysa din anlamında bize, ilahiyat anlamında bize doğru ve sağlıklı bilgiler aktarsınlar. Ama bir ilahiyatçıyı da alıp mühendis, mimarlar odasının okulunun başına rektör olarak atamayalım. Diyeceklerim bu kadar. Siyaset konu, pardon özür dilerim, siyaset konusunda şunu da söylemek istiyorum. Sayın Arınç'ın biliyorsunuz açıklaması var. Açıklama şuydu. Seçimin bir sene ertelenmesi. Anayasa da madde nettir. Serap Yazıcı hocamızın o konuyla ilgili bir makale yayınladı. Politik Yolda. Onu herkesin okumasını tavsiye ediyorum. 6 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği bir şekilde bunu özetlemiş. Anayasa nettir. Savaş hali dışında hiçbir şekilde seçim ertelenemez diyor. Hatta alt fıkra olarak da şunu söylüyor. Savaş hali olsa dahi meclise gidip meclisten karar çıkartarak seçime gidilebilir. Ama Sayın Arınç'ın bu açıklaması ve hükümetin böyle bir şeye yeltenmesi bizce sivil bir darbe olacaktır. Çünkü tamamıyla anayasaya aykırı olacaktır. Darbeye karşı olduğunu iddia eden bir iktidarın sivil darbe olarak biz bunu algılayacağız. Bunu bilmelerini istiyoruz. Sayın Arınç dün yine bir açıklaması vardı. Açıklamasında şunu söylüyor. İşte anayasal veya değil, yani anayasa aykırı veya değil, biz bunu mutlaka bir şekil bir sene ertelememiz lazım. Türkiye 2. Dünya Savaşı durumunda bile seçime girmiş bir ülkedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O yüzden seçimin ertelenmesi bizce söz konusu değil, olamaz. Vaktinde yapılacaktır seçim diye de düşünüyoruz. Mahir Bey, peki sizce bu altılı masanın liderleri deprem bölgesine beraber gidip hem beraber o vatandaşlara destek olmak hem de beraber bir fotoğraf vermek anlamında bir çalışma yapabilir mi sizce? Tabii anlamlı o. Çok anlamlı olur. Altı lider de gitti, biliyoruz. Hepsini takip ediyoruz. Hepsi de oradaydı. Muhtemelen şöyle düşünüldü. Hani altımız gidersek bir siyasi mesajmış gibi anlaşılabilir diye o konuda imtina ettiklerini düşünüyorum. Altılı masa bu deprem üzerinden peki ne gibi eleştirilerde bulunmalı? Yani siyaset yapmayacağız deniyor ama bu depremin de yani bu yıkımın aslında ortama geldi, bu duruma gelmesi biraz siyasetten değil mi? Hayır, şöyle siyaset yapmayacağız derken şimdi biliyorsunuz bir yaz ilan etti iktidar. Doğru da bir şeydi. İnsanların acısı varken siyaset yapmayı doğru bulmadık açıkçası. Hala da devam eden bir süreç var. Tabii ki siyaset, bu işin eğer biz sebebini siyaset olarak görüyorsak çözümü de siyasettedir. Katılıyorum size. Ama
Bu süreç doğru bir süreç değildi. Zaten Genel Başkanımız son 4-5 gündür Sayın Ahmet Davutoğlu bu konuyla ilgili çok ciddi açıklamalar yapıyor. Hatta enkazla ilgili şunu söyledi en son. 21 gün boyunca bu tıbben bilimsel olarak kış ayları olduğu için hekimler metabolizma yavaş çalışıyor. Yavaş çalıştığı için de 21 gün boyunca insanların yaşayabilme olasılığı olduğunu söylüyorlar. En son genel başkan da bunu dile getirdi ve dedi ki enkazları kaldırmayın. En azından o 21 günlük süre dolana kadar arama çalışma faaliyetlerini devam ettirelim. Ki bırakın eğer enkazın altında vatandaşlarımız vefat etmişlerse bile bizde cenaze de kutsaldır. Yani televizyonlarda görüyorsunuz ne diyor vatandaş? Ya diyor cenazemizi alalım. Yani artık dirisi olmasa da ölüsünü alalım diyor. Bence buna da bir sağlık önlemleri tabii alınması koşuluyla buna bizim atfettiğimiz kutsiyeti iktidarın da o hassasiyetle yaklaşmasını istiyoruz.